Genelde siyasilerin birbiriyle atışmalarıyla ilgili çok fazla konuşmam çünkü o ona söyler o ona söyler. Ama bizim mahalledeki bir abi Atatürk'ü anma konserinde Atatürk'ü anma konserine gidiyor. Orada enstrümanlar falan var. Senfoniyi hazırlamışlar. Artık oratoryo mu yapacaklar? Konser mi verecekler? Orada geliyor konserden önce yani ya da konserin arasında insanlar bir sanat etkinliği dinlemeye gelmişler oraya. Orada bile yani Atatürk'ü anma gününde ve Atatürk Anma Konseri'nde bile "Ey CHP, Atatürk sağ olsaydı sizi sopayla kovalardı." diyor. Doğru olabilir. Peki sen ne yapardı? Aranızda çok fazla bir diyalog geçmezdi büyük ihtimalle. Selamun aleyküm derdi, sen de aleyküm selam derdin, o da tamam derdi. Şimdi Atatürk gelecek ama tam böyle 2021 yılında tekrardan canlanmış olacak. Öncesiyle ilgili de hiçbir şey bilmeyecek. O zaman belki. Konuyla alakasız 10 sene önce o açılım dönemlerinde yandaş gazetelerin Atatürk'e neler söylediğini çok iyi hatırlarım. Çünkü bir misyon vardı. Halkı Atatürkçülükten soğutma misyonu vardı. Bu kesinlikle bir misyondu. Birileri tarafından edinilmiş bir misyonu. Çünkü Atatürk'e düşman edersen halkı o zaman Kemalist değerlere de Atatürkçü değerlere de düşman etmeyi başarırsın. Zaten yandaş, neyin yanlış olduğunu söylemeyeceğim. Kimse üstüne alınmasın yandaş yazarlar televizyon çıkarlardı bu ulusalcılar var ya bu ulusalcılar falan diye bu şekilde aşağılayıcı küçümseyici bir üslupla konuşurlardı bu ulusalcılar diye sen necisip federasyoncu musun necisin yani evet bu ulusalcılar diyen adamın kendisi federasyoncudur arası var mı ılımlı federasyoncu falan mısın açılım döneminde başka ne olacak yani oydu tabii ki dine bazı adamlar çıkardı Atatürk ve İsmet'in önü için iki ay yaş derdi onları hatırlıyor musun İki ay yaş Yine Atatürk'ün yaptığı bütün operasyonları katliam, zavallı halka saldırdılar, zavallı halkı öldürdüler falan diye yanlış dergilere makale yaptırmalar, yanlış gazetelere yazdırmalar. Taraf gazetesinde şu anda helal olsun hocam muhalefetin bir numara adamısınız. Sizi sevmeyen gitsin AKP'ye oy versin dedikleri dışkı yan bile yandaş gazetede Atatürk'e neler diyordu. Terminatör yazısını okuyun. Bakın şu anda onları diyemez. Neden diyemez? O zaman çünkü arkası vardı. Arkadan destekliyorlardı. Arkasına yerleşmişlerdi. Arkadan destekliyorlardı. Sevgili dışkıyan ve onun gibi insanlar yani Atatürk şurayı şurayı bombaladı. Buraya operasyon yaptı. Şuradaki isyanı bastırdı. Aa hiç demokratik değil. Sizin gibi insanlar eğer başta olsaydı Atatürk'ün yerine şu anda Türkiye Cumhuriyeti diye bir şey yoktu. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Sizin gibi insanlar sadece işine geldiği zaman demokrasi der. Sizin kendi içinizde demokrasi var mı? Siz kendi içinde demokratik bir yapıya mı sahipsiniz? Siz kendi içinizde demokratik değilsiniz. Ağlarınız var, kanaat önderleriniz var, yukarılardan düğmelere basılır. Size bir şey söylenir onu yapmak zorundasınızdır. Emir verilir açlık grevi yapılır. Emir verilir ölüm orucu yapılır. Emir verilir intihar eylemleri yapılır. Siz kendiniz demokratik misiniz de demokrasi istiyorsunuz. Önce kendiniz demokratik olacaksınız. Bana faşist diyen arkadaşlar ben kendime çok demokratik birisiyim demiyorum. Ama bana faşist diyen arkadaşlar benden 100 kat daha faşist. Ki ben demokratik olduğumu iddia bile etmiyorum. Ama en azından tutarlıyım. Diyorum ya gruplarımın hepsinde de efe Aydan. Neden? Çünkü kurallar keyfimin kahyası. Herhangi bir şeyi temsil eden gruplar kurmuyorum bu sebepten dolayı. Ama yine de sizden daha demokratiyim. Konuyu dağıtmayalım. Aslında konuşulacak çok şey var da konuyu fazla dağıtmak istemiyorum. Şunu görünce ama gerçekten tetikleniyorum arkadaşlar. Tetikleniyorum konuyu mu onu unutuyorum yani. Hani şimdi çıkıp da Atatürk olsa sizi sopayla kovalardı falan diyen bizim mahalledeki bazı insanları görünce hmm. bir şeyler bir şeyler diyorum içimden. Eminim siz de diyorsunuzdur. O konuyu geçtik şu konuya gelelim bir de. Neden alakalı alakasız her açılışta, her kapanışta, her organizasyonda CHP ile ilgili konuşuyorsun? Ne alakası var şimdi? Atatürk'ü ama konserinin CHP ile ne alakası var? Huzurevi açılışı yapıyorsun, CHP'ye yükleniyorsun. Kılıçdaroğlu yaş, Kılıçdaroğlu yaşlıları mı saldırıyor, ne yapıyor? Ya da yaşlıları sevmeyi sizden öğrenecek değiliz falan mı diyorsun? Yok yağlı güreşe konuk oluyorsun, CHP'ye saldı. Çad başkanı geldi, televizyonda gördüm bak. Çad başkanı bizim mahalleye gelmiş. Çad başkanını ağırlamışlar. İlk aklıma gelen şu oldu. Çok büyük ihtimalle gidecek diyecek ki Ey CHP, çadı sevmeyi senden öğrenecek değiliz. Biz çadı çok severiz. Hatta 2-3 tane yan çadlarımız var Onları iyi kasamadık ama Ana çadımız sağlamdır Siz kim çadı sevmek kim Siz anca gidin de çadı aday seçin Çat şimdi sağ olsaydı Sizi sopayla kovulardı Ben biliyorum şey yaptım Telepatik olarak konuştum kendisiyle Evet çadla Öyleyse insanlar inanır ha Atatürk'le telepati yoluyla konuştum dese Desin yani kim ne diyebilir ki Bak hakaret etmek zaten yasak Medya desen elinde Etrafındaki herkes alkışlıyor zaten Bence artık o altyapı hazır. O altyapı hazır bence. Atatürk'le telepatik yoldan konuştum. Bana dedi ki CHP'ye sakın oy vermeyin. Bizim mahalledeki delikanlı Osmanlı Tuğralı çocuklara verin. Bizim mahalledeki bazı abiler 10 sene önce toplum mühendisliği yapmaya çalıştınız. Kemalizmi bitirmeye çalıştınız. O paylaşımları falan çok iyi hatırlıyorum. İşte bir tarafa Atatürk'ü koyarlar. Böyle ezik büzük şeyin karşısına. Bir tarafa da böyle kendi mahallelerindeki abilerini koyarlar. Amerikan başkanının karşısında heybetli falan. Böyle. Kompleks seviyesi bu. Kompleks seviyesi bu abi. Bir de şöyle bir şey var. Sen şeyleri bilir misin? Sevgilisinden ayrılan atarlı kızları. Sevgilisinden ayrılan atarlı kızları bilir misin sen? Hemen koşar bak hemen koşar. Instagram'da paylaşım yapmaya başlar. Dokundurmalı dokundurmalı paylaşım yapmaya başlar. İşte gidene yol veririz, gelene bilmem ne yaparız. Bizim için böyle çok geldi geçti, bilmem ne falan. Hepsine yol ver. Erkeğin sayfasına bak bir şey yazmaz. Bazısı albüm çıkartıyor ya. Ayrıldığı sevgilisine albüm çıkartıyor. Artık umurumda değilsin, artık ben büyüdüm falan diye. O kadar kafaya takmış yani. O kadar kafaya takmış. Yani bu ne anlama geliyor biliyor musun? Bunu herkes biliyor. Bak herkes biliyor. Alakalı, alakasız her noktada bu adamları giydirmeye çalışıyorsun işte hamsi şenliği falan. Ey CHP! Hamsi tutmayı senden öğrenecek değiliz. Bu CHP var ya hamsi düşmanı. Hamsiler ölsün diyor. Bakın hamsileri açıkça tehdit etti. Hamsileri bitireceğim dedi. Yandaş kanalda şey yazısını gördüm. Kılıçdaroğlu iki nokta üst üste kandili yerle bir edeceğim. Sesi duyamıyoruz ya büyük ihtimal şey diyorlar. İşte Kılıçdar bunu da yaptı. Mübarek kandil gecelerini bitireceğim dedi. Başa geldiğim zaman kandilleri kutlamayacağız dedi. Harbiden o yazıyı görünce bunu düşündüm. Kesin demişlerdir ha. O yüzden alakalı alakası sürekli her yerde yaptığın konuşmada CHP'ye yüklenmeye çalışıyorsan bizim mahalledeki abi bu birkaç şeyi gösterir. Ve insanlar bunu görüyor. Bak insanlar bunu görüyor. Bir, kendi büyük başarısı olmayan kişiler başkasına sürekli yüklenir. Bunu herkes bilir. Türk takımları neden bu kadar birbirine yükleniyorlar? İşte Avrupa'da kaybettiği zaman o onunla dalga geçiyor, o onunla dalga geçiyor falan. Çünkü başarısızlar. Bu bir. İkincisi sen sürekli aynı kişiye yükleniyorsan demek ki sürekli aklında o var. Yani demek ki en çok bu insanlardan çekiniyorsun. Muhaliflere bu kadar yükleniyorsan çünkü daha önce de biz siyaset gördük. Siyaset çok gördük biz. İnsanlar yaptıkları hizmetlerden bahseder daha çok. Yaptıkları pozitif şeylerden bahsederler. Olması gereken bu. Youtube'daki drama kanallarını düşünün mesela. Sürekli birbirleriyle kavga edenler. Özellikleri nedir? başka bir numarası olmayan insanlardır. Başka bir numarası olmayan insanlar. Herhangi bir alanda çok başarılı insanın böyle drama kanalı yaptığını gördünüz mü? Vakit yok çünkü. Aynı şekilde o ayrıldığı sevgilisine şarkı yollayan, dokundurmalı. Ayrıldığı sevgilisine dokundurmalı post atan, ayrıldığı sevgilisine şarkı yazan, albüm çıkartan. Bu insanların ayrıldığı sevgilisiyle kafayı kırdığını herkes biliyor. Komik bir şey ama herkes biliyor. Yani en yakın arkadaşı bile biliyor. Ya Şebnem artık artık biraz <laughs> Başka şeylerden mi konuşsan? Sabah Haldun diyorsun, akşam Haldun diyorsun. Öğlen Haldun diyorsun, kuşluk vakti Haldun Haldun diye sayıklıyorsun falan. Seni sevmiyorum Haldun. Umrunda değilsin Haldun. Ey Haldun! Sevmeyi senden mi öğreneceğiz? Sevmeyi biz iyi biliriz. Sevmeyi senden öğrenecek değiliz. Huzurevi açılışına gidiyorsun. Ben yaşlıları Haldun'dan daha çok seviyorum diyorsun. Şimdi dışarıdan bu noktaya bakan herkes neyin ne olduğunu farkına varar. Kimse salak değil. İnsanlar görüyor Tam tersi ben bazılarına çok bileniyorum. Çok fazla konuşmamaya çalışıyorum. Bazen 2-3 podcast yapıyorum arka arkaya. Konu denk geliyor o şekilde. Ondan sonra kesiyorum bir. Sürekli aynı kişiyle ilgili konuşmayayım diye. Evet Çad Başkanı. Beni dinlediğim biliyorum. Çad'ı sevmek bizim işimiz. Çad'ı sevmeyi bak. Çad'ı sevmeyi CHP'ye bırakacak olsaydık. Şimdiye Çad CHP'yi sopayla kovalardı.